Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bir önceki videoda PID ayarlarından bahsetmiştim. Şimdi sırada drone'un PID ayarlarını otomatik olarak yapmamızı sağlayan AutoTune modu var. Başlamadan önce kısaca drone'da kötü ayarlanmış PID'nin sonuçlarını göstermek istiyorum. Hızlandırılmış olarak izlediğiniz videoda yeni aldığım pervane sonrası yaptığım ilk uçuşu görüyorsunuz. Bir öncekine göre daha hafif ve bir boy küçük bir pervane olduğu için PID ayarlarını yeniden güncellemem gerekirdi. Ancak saatin ilerlemiş olması sebebiyle pervaneleri çabucak denemek istedim. O yüzden ayarları yapmadan deneme uçuşuna başladım. Sonrasında ise gimbal olduğu için çok net göremesek de drone'un ön arka ekseninde bir sorun olduğu videodan belli oluyor. Bunun sebebi pitch kanalının yani drone'un öne arkaya gitmesini sağlayan kanalın P değerinin olması gerekenin çok altında kalmış olması. Peki ne oldu? Drone'u geri getirmeye çalışırken kendisi beşik gibi sallanmaya başladı. Stabilize moda geçirmeme ve tam güç uygulamama rağmen sallantı şiddetlendi ve otların arasında uçuş sonlandı. Drone benden bayağı uzağa düşmüştü. Ben gidip alana kadar gelen kurtarma ekibi de kameralara yansımış. Uçuşa geçmeden önce yapmamız gereken bir ayar var. Bunun için öncelikle bilgisayardan APM Planner'ı açıyoruz. Uçuş kartını USB ile bağlıyoruz. Ardından Connect'e tıklıyoruz. Daha sonrasında Confi Tuning başlığını açıyoruz. Bunun altından da Extending Tuning ekranına giriyoruz. Burada 8. kanalı, hiçbir şey yapma olarak ayarlı olan 8. kanalı AutoTune modunu alacağız. İsteyen 7. kanalı da alabilir. Bunun bir farkı yok. Ancak kumandadan seçtiğimiz kanaldan veri göndermesini ayarlamamız gerekiyor. Uçuşlara geçmeden önce AutoTune ile ilişkili birkaç parametreyi göstereyim. Yalnız bunlar 3.5 versiyonu ve sonrasında kullanılabiliyor. Bunlardan ilki AutoTune Aks. Burada AutoTune işleminin yapılacağı ekseni seçebiliyoruz. İkincisi ise AutoTune Aggressiveness. Bu değer arttıkça drone dış etkilere karşı daha dirençli hale gelirken kullanıcı komutlarını ikinci plana iter. Artık uçuşa hazırız. Şimdi ekranda göreceklerimizden bahsedeyim. Sol üstte drone'un dışarıdan çekimi, sol altta ise drone'un kendi kamerasından yapılan çekimi izleyeceğiz. Sağ tarafta ise kumanda ve yer istasyonundan gelen görüntüler olacak. Artık her şey hazır. Öncelikle AutoTune modunda uçuş yapmak için epey geniş bir alana ihtiyacınız olacak. Çünkü drone dansı olarak isimlendiren hareketler yapacak. Havanın durumuna gelince ise çok şiddetli olmadığı sürece rüzgarlı olması bu uçuş için bir engel teşkil etmiyor. Uçuşu Altitude Hold modunda başlayacağım. Belli bir yükseklik ve güvenli bir yere gelince AutoTune modunu 8. kanalı atadığım switch ile başlatacağım. Altitude Hold modundaki uçuş kısmını kısa kesiyorum. Onu bir sonraki videoda detaylı olarak göstereceğim. Drone'u uygun bir yüksekliğe ve yere getirdikten sonra ekranda gördüğünüz gibi switch'i kendime çekerek AutoTune modunu başlatıyorum. Ardından yer istasyonunda da AutoTune modunun başladığına dair yazı çıkıyor. Bu aşamada drone'un bu yaptığı hareketlere drone dansı deniyor. Yani drone dansı başlamış oluyor. Drone dansının olması yani AutoTune'un çalışması için her iki joystick'in de orta konumda olması yani drone'a kumandadan hiçbir yön komutunun gitmiyor olması gerekiyor. Eğer drone bu dans sırasında istemediğiniz bir noktaya giderse şu anda ekranda görüldüğü gibi kumanda ile drone'a tekrardan komut göndererek drone'u istediğiniz yere çekebilirsiniz. Bu aşamada drone dansı duracaktır. Siz joystick'i bıraktığınızda da drone dansı yani AutoTune işlemi kaldığı yerden devam eder. Şu aşamada drone'un rol ekseninde yaptığı AutoTune bitiyor. Ve pitch eksenindeki AutoTune başlıyor. Yani drone dansı öne arkaya olacak şekilde devam ediyor. Bu aşamada drone benden çok uzaklaştığı için tekrardan konumlandırıyorum.
Drone dansını bitirdikten sonra yer istasyonuna ototünün başarıyla tamamlandığına dair bir yazı geliyor. Ardından drone altitude hold moduna geri dönüyor. Bizim burada yapmamız gereken ototune modunda ayarlanan PID ayarlarını kontrol etmek. Yani drone'u altitude hold modunda uçurmaya devam etmek. Eğer ayarları beğenmezsek ototune'ü başlattığımız switch'i uçuş sırasında kapatırız ve drone eski PID ayarlarına geri döner. Eğer ayarları yeterli bulursak switch'e hiç dokunmadan drone'u yere indirmemiz gerekiyor. Disarm olduktan sonra yeni PID ayarları otomatik olarak kaydedilmiş olur. Bu PID ayarları benim için yeterli. Bu sebepten switch'i kapatmadan drone'u indireceğim ve yeni PID ayarlarım kaydedilmiş olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki aşamada uçuş modlarını anlatacağım videolar paylaşmaya çalışacağım. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.